Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle siyah tek renk bir yazma üzerine model çıkardım arkadaşlar. Çok güzel oldu gördüğünüz bu. Yeşilden çimeni ve kırmızı beyazda çiçeklerimiz var çok güzel oldu modelimiz arkadaşlar şöyle şu şekilde modelimizi de göstereyim bakın şöyle bir model evet tek dal üzerine bu şekilde yapışık kalpler gibi e, veya arkadaşlar bu şekilde e, tek dal üzerine yapışık kafalar <laughs> çok tatlı oldular arkadaşlar Şöyle dalını özellikle bu şekilde yapmak istedim. Çünkü bu dal çok güzel durdu bu çiçeğin üzerine şu şekilde. hem de bu arasını 6 tane sık iğne yaparak bayağı bir bu şekilde mesafe vermiş oldum dalımla çiçeğimin arasına. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir de ters duruşunu göstereyim. Siyahın üzerine de ayrı bir güzel açtı böyle kırmızı beyaz. Siyahın üzerine her renk güzel yakışıyor. Kırmızı ile beyaz da ayrı bir güzel oluyor. Bakın bu şekilde. Evet. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz ve ilk başlar gibi başlıyoruz. Şöyle iki çiçeğimin arasına 12 tane kirpikli trabzanımı hazırladım. Bakın bu şekilde. Şimdi ilk başlar gibi başlayalım. Arka tarafı unutalım. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi tığıma tutturdum. Bir defa doladım. Hemen tığ battımın içine girip 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir buraya trabzanımın şöyle arasına bağladım Evet 12 tane oldu. Kirpikli trabzanlarımız bu şekilde. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bir tane atlayıp şöyle ikinciye 2 iki, 2 iki olarak trabzan yaptım. Bir tane atlayıp şöyle 2 2. Bir defa atlayıp şöyle 2 2 olarak aldım. Yine tığımın başını dolayıp şöyle sıradaki tığı battıya 2 2 aldım. Hemen 2 ve 2 al tığ battımın içine girdim. 2 ve 2. Bakın bu şekilde her tığ battının içine üçer tırabzan yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 ve 8. Ters tarafına çevirdim. Buradaki ilk tırabzanımın tepe noktasına girip şöyle sabitledim. Bakın 8 zincirden yuva hazırladım. Bir zincirimi çekiyorum. Düz tarafına döndüm bu şekilde 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doluyorum yuvanın içine girdim 2 2 ve 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum bir tane tomurcuk oluştur bu geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum şöyle 1 2 3 ve 4. Hemen yuvaya da 5. sık iğnemi yapıyorum. Yaprağımın ilk sık iğneli trabzan hazır. 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8. Bu da ikinci sık iğneli trabzan için yuva olacak. Şöyle 4 zincirli tomurcuğuma kapatıp bu şekilde bir yuva oluşturdum. Yine 4 zincir düz tarafına çevirdim. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir tane tomurcuk oluşturdum. Yine ikinci sık iğneli trabzanımıza başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Hemen yuvanın içine girip sık iğne ile sabit yaprağımız hazır çok kolay arkadaşlar iki tane sık iğneli trabzandan oluşuyor çok da güzel bir duruşu var şimdi buraya küçük bir örümcek yapıyorum şöyle altı tane sık iğneyi içine alsa yeter bakın şu büyüklükte hemen ucuna altı zincir dört beş altı çiçeklerimiz için yuva yapacağız şöyle bombilileştirip iki telinden giriyorum elimle bombililiğini sağlayıp kolayca açılmasını yardımcı oluyorum şimdi geri kalan kısmı da altı tane sık iğne yapacağım bakın dalımızı bu şekilde oluşturuyoruz şöyle iki üç dört beş ve altı yedinciyi de yine ana yuvada yapıyorum şöyle dibine bir sık iğne yapıyorum ki ikinci yapacağım yaprak biraz öte atsın kendini evet dalımız bu şekilde hazır bakın şöyle şimdi üç tane zincir çekiyorum aynı birinci dene yaptıysam aynısını buraya uygulayacağım iki defa tığımı doladım yuvanın içine girdim şöyle iki iki ve iki dört zincir çekiyorum şöyle kapattım buraya tamam Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle tutayım. Rahat yaparız hem rahat gözükür. 1 2 3 ve 4. Hemen 5. sık iğnemi de buraya bakın bir şekilde sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 ve 8 şöyle tomurcuğunun içine girip sabitledim ve 4 zincir düz tarafına dönüyorum bu şekilde hemen zincirimin arasına girip kapattım geri kalan zincirimin içine 8 tane sık iğne yapıyorum aynı ilkinde olduğu gibi şöyle 3 4 5 6 7 sayılar aynı olsun burada 8 ise burada da 8 olsun şöyle orantı simetrisi tam olsun yine dibine aynı yuvaya şöyle tümseklik oluşturması için bir sık iğne yapıyorum şöyle arkadaşlar bir zincirimi çekiyorum sık iğne bir zincir üzerinde bir zincir iki tane oldu bir defa doladım şöyle bakın bir tane tığ battımı bırakıp ikinci tığ battıma 2 iki alarak trabzan yaptık Bakın bu şekilde alt zemini oluşumu bu şekilde yaprağımızda bu şekilde. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Buraya kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. İlk başta gösterdiğim gibi 12 tane bu şekilde trabzan yapacağız. Kirpikli trabzan. 4 zincir kapat. Arasına bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle iki ve iki olarak aldım. Eğer şayet birbirine yakınsa yaptığınız tığ battılar. Aralarına bir zincir çekmeyin arkadaşlar. Üst üste marullanması. Şöyle kapatıyorum. Tırabzanımın belini. Bir zincir bir defa doladım. Şöyle iki iki alarak tırabzan yaptım. Dört zincir hemen kapattım bir zincir bir defa doladım 2 ve 2 trabzanımızın tomurcuğu için 4 zincir aradan girip sık iğne ile buraya sabitledim bir zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 toplamda ara mesafesi olarak ben 12 tane bıraktım İsteğe bağlı isterseniz arkadaşlar siz bu ara mesafesini 15'te bırakabilirsiniz 12'yi yakın buluyorsanız Hemen ben bunu bir çoğaltayım ve çiçeğimizin yapılışında buluşalım. Evet, şöyle kırmızı ipimizi tığımıza tutturduk. Evet, şimdi çiçeğimizin yapılışı için 6 zincirli yuvanın içine sık iğneli ipimi bu şekilde buraya sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen bu yuvanın içine girdim. Şöyle 2 2 2 olarak bir trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Bir defa tığımı doladım. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane bu şekilde doldurduk arkadaşlar tığımızın tepesine şöyle bakın ilmekleri topladık 10. da yeşil yuvadan alıyorum şöyle buradan bakın. çıktı hemen ilmeğimi alıp buraya sıktırdım 5 tane zincir çekiyorum Şöyle terz tarafına çevirip başta çekmiş olduğum bu üç zincirin şöyle arasından girip sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Düz tarafına 4 Hemen zincirimin içine girip sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 şekilde 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. Trabzan yapacağız. Bakın ilmek aldım yeşil yuvadan. 2 2 ve 2 Trabzanı yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Uyanmış olduğum trabzandan da 10 tane ilmek toplayacağız. Tığımın başına doluyorum. Hemen bakın şu aradaki ip çekmiştik ya ince yer. Onu da içine katıyorum ki şöyle güzel bir görüntü dursun. Orada böyle görüntü kirliliği yapmasın bir şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine bu şekilde arkadaşlar 9 tanesini bu aradan girerek böyle topladım. 10. için tığımı dolayıp yeşil yuvadan alıyorum. Yeşil yuvadan da ilmeğimi alıp sonra son aldığım tığımın ucuna ilmekle hepsini yani onunu birden buraya toplayıp şöyle ilmekle sık iğne ile kapatıyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle 3 4 ve 5. Ters çevirdim. Bakın. Bu aradaki boşluğa iki tane yapmış olduğum fıstığımın arasından girip sık iğne ile sabitliyorum yine bir zincirle düz tarafına döndüm buraya altı tane sık iğne yapacağız bir iki üç dört beş ve altı beş zincirin üzerine bu şekilde altı tane sık iğne yaptım ve bir iki üç 4 zincir 4 zincir biraz aşağı uzun olduğu için 4 çekiyorum eğer gevşek çekerseniz 3 de çekebilirsiniz arkadaşlar şöyle dibine de yine koparmadan önce bir zincirimi çekiyorum Evet kalbim hazır bakın bu şekilde hemen bir zincirimi çektim dibine sökülmesin diye bakın. kırmızı şekli kırmızı kalbimiz bu şekilde oluyor şöyle bir tutayım dedim Şimdi beyaz kısmını yapmaya geçelim. Evet beyaz kalbimizin yapılışına başlayalım. Yine hemen bu koparttığımız yerden sık iğne ile ipimizi buraya sabitliyorum ve buraya da 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Buradan en son yaptığımız 6. sık iğnemiz var. Bakın aşağı inerken yaptığımız. Oradan kapatıyorum 4 zincirimi buraya öyle iki zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Bu iki zincir benim şimdi ilmek toplama boyutum olacak. Bir defa tığımı doluyorum. Bu beyaz zincirin içinden girip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 görüyorsunuz arkadaşlar şu şey biraz ince olduğu için bir tane fazla da doldurabilirsiniz e, beyaz rengimiz biraz ince boyu almadığı için en son yine yeşil yuvadan da giriyorum şöyle aldığım ilmekle başa kadar çıkıyorum bak şöyle birden çekmeyin içindeki ilmeğiniz tığınızdan çıkmasın şöyle kapattım bakın yine 5 zincir çekiyorum ters tarafına çevirdim buradan aradaki boşluktan giriyorum şuradan da girebilirsiniz sabitliyorum bir zincirle düz tarafına döndüm bu 5 zincirli yuvanın içine yine 6 tane sık iğne yapacağım bu bir şöyle 2 3 4 5 altıncı ve sonuncu sık iğnemi yaptım şimdi iki defa tığımı doluyorum buradan trabzan yapacağız yeşil yuvaya girdim 1 2 3 seferde olacak arkadaşlar 2 2 şimdi buraya yine 10 tane ilmek toplayalım iki zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doluyorum bu alttaki görenen teli de alıyorum şöyle bakın tertemiz 1 2 3, 4, 5, 6, 7, şöyle topluyor, 8, 9 ve 10 tane ilmeği buraya topladım. Yine son ilmeğimi de bu yeşil yuvadan alıp buraya sık ile ile çekiyorum. bu şekilde topladık ve 5 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Düz yüzüne döndüm. Hemen zincirimin içine giriyorum. 1 2 2 3 4 5 ve 6 Evet 6 tane sık iğnemi yaptım yine buraya inerken şöyle 4 zincirimi çekiyorum sıkı sıkı yeşil yuvaya sabit diyorum. şöyle kenar kısmını göstereyim kesmeden önce de muhakkak şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar. Bakın çok güzel oluyor. Şöyle bu özellikle e, şu, bu şekilde yaptım dalını ki ikisi çok güzel duruyor. Bu şekilde duruşu çok hoş oluyor. Şöyle e, örümceğin üzerine şöyle bir kafa darlar duruşu oluyor. Hemen ipleri yakıp temizleyeyim. Geleyim. Rahat bakalım. Arkadaşlar bakın şu güzelliğe yapışık kafalar. Böyle yapıştırdım kafaları kalpler çok güzel duruyor kalpli kafalar mı desek yapışık kafalar evet arkadaşlar modelim bu şekilde farklı bir böyle tek dal üzerine iki tane iki tane dal üzerine bu kadar güzel durmuyor arkadaşlar denedim sizler için birini ayrı bir dala birini ve ayrı dala denedim ama pek bir güzel bir hoş görüntüsü olmadı en son buna karar verdim bu şekilde olmasına gayet de hoş oldu bakın çok tatlı oldu şöyle sıra geçidi yapayım. Hepsini bir de göstereyim bu şekilde. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ve siyahın üzerine de çok güzel durdu. Parlak bir asil bir görüntüsü oldu. Kırmızı beyaz da biliyorsunuz Türk bayrağımızın rengi. O yüzden ayrı bir güzel geliyor bana bu renkler. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.